Değerli okur yorum takipçileri, bu videomuzda öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken sözleri konuşacağız. Müzik Öğretmenlik öğrencileri geleceğe hazırlayan çok değerli bir meslek. Bu bakımdan söylediğimiz her sözün, yaptığımız her şeyin, onların karşısında takındığımız her tavrın, onların geleceklerinin üzerinde çok büyük etkisi var. Bunun için her öğretmenin söylediği söze, takındığı tavıra dikkat etmesi gerekiyor. Bazı sözler ve tavırlar da var ki söylendiğinde öğrencilerin duygusal dünyalarında bizim fark edemediğimiz büyük yıkımlar meydana getiriyor. Bugün belki de bundan sonraki bir veya birkaç videoda bu sözlerin etkilerini ve bunlara alternatif olarak nasıl davranılması gerektiği üzerinde konuşacağız. Bu arada videomuzun kitap hediyeli bir video olduğunu da hatırlatalım. Ekin yayınlarından çıkmış olan Şefik Sevim'in Çocuk Eğitimi ve Aile isimli kitabını bir takipçimize hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için neler yapmanız gerektiğini videonun sonunda inşallah sizinle paylaşırız. Birinci söz, dersimi anlatır çıkarım, nasıl olsa maaşımı alıyorum. Bu sözü duyduğumda aklıma hep Doğan Cüceloğlu'nun öğretmenlik yapmakla öğretmen olmak arasındaki farkı anlatması aklıma geliyor. Dersimi anlatıp çıkarım, nasıl olsa maaşımı alıyorum demek bir şekilde öğretmenlik yapmaktır. Fakat elbette ki öğretmenlik bu değil. Biz öğrencilere bir makine gibi sadece müfredatı ve müfredatın içerisindeki kazanımları öğretmiyoruz. Aynı zamanda onlara toplumsallaşmayı, sosyalleşmeyi, ahlaki ve karakter gelişimini ve dolayısıyla insanlığı da öğretiyoruz. Böyle bir söz söylemekse bizim bu misyonumuza, bu vazifemize hiçbir şekilde katkı sağlamadığı gibi aramızda öğrencilerle aramızda mekanik bir iletişim olduğunu, bunun içinde duyguya yer olmadığını öğretmenin yaptığı işi sadece maaşı için yaptığını, gerisine önem vermediğini söylediği bir mesaj iletmiş oluyor öğrenciye. Fakat öğretmenin başarılı olabilmesi için, öğretmenliğin kutsal olan tarafını icra edebilmesi için işin içine duygu katması, fedakarlık yapması gerekiyor. Bir de işin şu tarafını düşünelim. Eğer biz bu şekilde davranırsak, öğrencilerin de aynı şekilde öğretmenleriyle diyalog kurduğunu düşünürsek bu bizim de hoşumuza gitmeyecektir. Dolayısıyla maaş almak bizim vazifemizi yapmamız için tek kriter değil. Bunu öğrenciye belli edecek tarzda bir davranış içinde bulunması gerekir öğretmenin. Bunun yerine ne yapabiliriz? Elbette öğrenciye ona değer verdiğimizi, aldığımız maaşın ötesinde bir saygı ve sevgi beslediğimizi, onun için fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu belirtecek tarzda öğrenciye yaklaşmak gerekir. Böylece öğrenci öğretmenin maaş karşılığında kendisine bir şeyler öğreten değil insan olduğu için kendisine değer veren bir yetişkin olduğunu anlayacak ve ona göre davranacaktır. İkinci cümlemiz beni sevmek zorunda değilsiniz fakat saygı göstermek zorundasınız. Değerli arkadaşlar öğretmen bir şekilde öğrenciye kendini sevdirmek zorundadır. Bunun için elinden geleni yapması gerek. Fakat böyle bir söz söylediği zaman artık öğrencilerle de kapıyı kapatmıştır. Geriye dönüşü olmayacak bir yola girmiştir öğrencileriyle. Bu da ne kendisine ne öğrencilere ne de eğitim öğretime faydası olan bir tavır değildir elbette. Ayrıca öğretmenin karşısındakinin yetişkin olmadığını da elbette biliyor ama bunun bilincinde de olması gerek. Karşıdaki insan beni sevmek zorunda değilsiniz fakat saygı göstermek zorundasınız gibi altı çok dolu bir mesajı algılamayabilir. Yani niçin saygı göstermek zorunda olduğunu bilmeyebilir ve bunu kabul etmeyebilir. Dolayısıyla böyle bir söz söylediğiniz zaman öğrenci size ne sevgi ne de saygı gösterecektir. Burada kriter ne olmalı? Hem öğretmen öğrenciye saygı ve sevgi gösterecek, hem de onlardan gösterdiği saygı ve sevgi karşılığında sevgi ve saygı beklediğini söyleyecek ve bu beklenti içinde olacak. Bunun yerine öğretmen ne yapmalı? Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu şu kriter elbette biz öğretmenler için de çok önemli. Kendimiz için istediğimizi başkası için de isteyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi başkası için de istemeyeceğiz. Öğretmenlerin öğrencilere söylememesi gereken üçüncü söz çık dışarı. Değerli arkadaşlar bu söz öğretmenin sınıfta otoritesinin bittiğinin, artık yapacak bir şey kalmadığının ilanı yerine geçer. Yani ben sınıftaki problemi çözemiyorum ve çareyi seni dışarı çıkarmakta, seninle ilişkiyi kesmekte buluyorum demektir. Bir kere bunun e yönetmelik açısından doğru bir şey olmadığını elbette hepimiz biliyoruz. Öğrenciyi sınıftan çıkartmak onun eğitim öğretim hakkına engel olmak gibi olarak algılanıyor bugün ve dolayısıyla hakkını savunan bir öğrenci ve veli karşısında zor duruma düşürür öğretmeni. Ayrıca öğrenci sınıftan dışarı çıkartıldığında elbette o sınıfa geri dönecek ya müdürle müdür yardımcısıyla veya kendi başına bir ders sonra geri dönecek. Bu öğretmenin sınıftaki otoritesini sarsan bir durum olarak öğrencilerin zihninde kalacak. Ayrıca bunun bir başka boyutu daha var. Öğrenciler için çoğu zaman sınıftan dışarı çıkartılmak bir ödül durumuna da gelebilir. Öğrenciler sırf sınıftan çıkmak için, koridorda dolaşmak için, kantine gitmek için, bahçeye çıkmak için, sınıftan çıkartılmak için problem çıkartmaya başlayacaklardır. Öğretmenin bunun önünü alabilmesi için bu sözü, yani çık dışarı sözünü hiçbir zaman kullanmaması gerekir. Peki bunun yerine ne yapmak lazım? Öncelikle öğretmen problemi çok büyük bir sorun yoksa sınıfta çözmek için gayret sarf edecek. Eğer sınıfta çözülemeyecek, o anda çözülemeyecek gibi bir durum varsa bunu teneffüste ya ikili diyalogla ya rehberlik servisi veya okul idaresiyle görüşmek şekliyle ya da veliyle irtibat kurmak şekliyle sınıf dışında çözmesi gerek. Bunun için önemli. Bir öğrenciyle problem yaşıyorsa öğretmen biliyoruz ki belki 25-30 tane göz de o ikili diyaloğu, o çatışmayı gözlüyor. Ona şahit oluyor. En azından o öğrencilere doğru bir mesaj vermek için öğretmen bu tür kapıları kapatan, öğrenciyi dışlayan ifadeleri kullanmamalı. Öğretmenlerin söylememesi gereken dördüncü söz saçmalama veya ne kadar saçma bir soru. Öğrencilerden elbette çok fazla soru geliyor. Bunların bazısı mantıklı sorular oluyor. Bazısı bir öğretmen için bir yetişkin için mantıksız altı boş sorular oluyor. Bazen öğrencinin sadece soru sormak için soru sorduğunu fark ediyorsunuz veya hissediyorsunuz. Fakat saçmalama, ne kadar saçma bir söz soru sorduğun tarzı bir tepki, öncelikle öğrencinin kalbini kıracaktır. Belki onu utandıracaktır. Öğrencinin sorduğu soru bize ne kadar saçma gelse de, belki de çok ciddi niyetle, gerçekten bir şeyleri merak ederek sordu. Bizim belki öyle bir tepki vermemizi hiç beklemeden bir soru sordu. Biz ona saçmalama dediğimiz zaman onun içine düşeceği duygusal durumu da hesaba katmamız gerekir. Peki bunun yerine ne yapmalı? Öğrenci dersin işlenişini engelleyecek tarzda veya sınıfa komik gelecek tarzda bir soru sormuş olsa bile onun sorusunu yumuşatacak şekilde elbette farklı cevaplar verebiliriz. Onun sorduğu soruyu başka yönlere çekerek cevaplar verebiliriz soruyu başka zaman cevaplamak gerektiğini, ders dışında gelip sorması gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat böyle bir soru karşısında takılacağımız tavırlardan hiçbirisi öğrenciye saçmalama şeklinde bir cevap olmamalı. Öğretmenlerin öğrencilere söylememesi gereken sözlerden beşincisi Annen baban yanlış biliyor. Elbette çocukların okul dışında bir hayatları var. Onlar için çok değerli olan ilk bilgilerini, ilk karakter gelişimlerini aldıkları aileleri var ve o ailelerinden okula getirdikleri bilgileri var. Bunların bazıları doğru bazıları yanlış olabilir. Sınıfta ders işlerken sohbet ederken oradan getirmiş oldukları doğru veya yanlış bilgileri paylaşmak isteyebilirler. Bazen bu bilgilerin öğretmenler tarafından düzeltilmesi de gerekebilir. Fakat öğretmenin annesinin babasının bilgisinin yanlış olduğunu açıkça ifade etmesi öğrencinin öğretmenle ailesi arasında kalmasına sebep olur. Burada bizim konuştuğumuz şeylerin Eve gideceğini, evde de konuşulacağını ve belki de bu yüzden evde öğretmen hakkında olumsuz ifadelerin kullanılacağını unutmamak gerek. Burada yapılan temel yanlış aslında sınıfta o bilginin doğrulu veya yanlışlığının kişiler üzerinden konuşuluyor olması. Yani bu aile olmayabilir. Başkasının yanlış söylediğini de söyleyebilir öğretmen ama mesele burada aile olunca şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Senin annenin babanın verdiği bilgi yanlış. Doğal olarak senin ailen yanlış. Bir öğrencinin bunu kolay kolay hazmedebilmesini de bekleyemeyiz. Peki bunun yerine ne yapmalı? Eğer yanlış bir bilgi, ailenin aileden gelen yanlış bir bilgi e, sınıfta paylaşıldıysa, ailenin doğru veya yanlış bildiğini konuşmak yerine doğru bilginin doğru kaynaklara ulaşılarak ortaya konmasını sağlamamız gerekir. Yani o e, o bilgi hangi ansiklopedide ise veya sağlam ve güvenilir bir internet adresinde ise derste veya bir ödev vermek şeklinde öğrencinin o kaynaklara ulaşmasını ve o bilginin yanlış olduğunu kendisinin kabul etmesini sağlamamız gerekir. Burada öğretmen şu yanlış biliyor, bu yanlış biliyor dememiştir. Ama öğrenci o bilginin yanlış olduğunu artık anlamıştır. Altıncı sözümüz bunu da bilemiyorsanız artık. Bu ucu açık cümle öğrencilere sorulan bir sorunun veya konuşulan bir konunun öğrenciler tarafından bilinememesi üzerine öğrenci öğretmenin verdiği bir hayal kırıklığı tepkisini ifade eder. Yani siz e, bu yaşa gelmişsiniz, artık bunu bile bilemiyorsanız yazıklar olsun size gibi hayal kırıklığına uğrattınız beni gibi bir öğrenci tarafından doldurulacak bir cümle haline gelir. Bu her şeyden önce öğrenciyi motive etmez. Onun için söylenmemesi gerekir. Ayrıca öğretmenin öğrencilerden beklentisinin yüksek olduğunu göstermekle birlikte öğrenciyi yetersiz hissettireceği için. Yani öğretmenin öğrencilere artık güveninin az güveninin azaldığını hissettireceği için e, sınıf içerisinde bir motivasyon eksikliğine sebep olur. Bunun yerine öğretmen ne yapmalı? E, eğer öğrencilerin eksik bilgisi olduğunu, seviyelerine göre bilmelerinin normal olduğu fakat bilmediklerinin ortaya çıktığı bir bilgi varsa, bir konu varsa, öğrenciye kötü bir mesaj vermeden bunun çaresine bakacak etkinlikler veya stratejiler belirlemeli. Belki konu tekrarları yapmalı belki bunlarla ilgili bazı ödevler vermeli öğrencilere fakat bu şekilde öğrenci motivasyonunu kıracak sözler söylememeli. Öğretmenlerin öğrencilere söylememesi gereken 7. söz 50 kere yazacaksınız. Bu 50 elbette 10 da olabilir, 20 de olabilir, 100 de olabilir. Bunu genelde öğretmenler ceza olarak veriyorlar öğrencilerine. Öğretmeni kızdırdığında veya hayal kırıklığına uğrattığında, verilen görevleri yapmadığında bir öğrenciye veya bütün sınıfa verilmiş olan bir ödev değil. Bu %100 saf bir ceza olarak algılanıyor öğrencilerde. Peki niçin söylenmemesi gerekir? Çünkü böyle bir ödev alıp eve gelip bu ödevini şikayet etmeden, isyan etmeden, ailesiyle bunu paylaşmadan yapan bir öğrenci herhalde yoktur. Zaten bu bir ödev değil. Az önce bahsettiğim gibi bu katıksız bir ceza. Peki öğrenci tarafından nasıl algılanıyor evde? hiçbir eğitimsel değeri olmayan sadece ceza olarak verilen bir işkence olarak algılanıyor. Burada bir öğrencinin böyle bir ceza alarak eve geldiğini düşünün. Bir de onun psikolojisini anlamaya çalışalım. Eve geldi, böyle bir ödev verildiğini söyledi. Ailesi buna tepki gösterdi. Sınıf içerisinde belki okula taşımadı ama evin içerisinde böyle bir ödev konusunda tepki gösterdi. Belki öğrenciye bu ödevi yapmamasını söyledi. Öğrenci ise ailesi yapma demesine rağmen eğer bunu yapmazsam okula döndüğümde öğretmen yine kızacak diye gözyaşı dökmeye başlayacak. Fakat bu ödevin bir işkenceden farksız olması sebebiyle yazmak da ayrıca ona ağır gelecek. Peki eğitim, öğretim, karakter gelişimi, duygu gelişimi konusunda bunun öğrenciye ne gibi bir faydası var derseniz faydası olmadığı gibi son derece büyük zararları da var. Peki bunun yerine ne yapmalı? Elbette öğretmenler bu şekilde dersle konularla ilgisi olmayan ödevleri asla vermemeli sınıfta. Bunun yerine sorunu başka türlü öğrenciyi ikna edecek tarzda girişimlerle çözmeye çalışmalı. Sekizinci sözümüz, aksi halde bütün sınıfa ceza veririm. Bu söz sınıfta adalet duygusunu yok eden öğretmeni de adil öğretmen konumundan zalim öğretmen konumuna geçiren bir sözdür. Belki buna bu bahsettiğimiz cezaya bir öğrenci sebep olmuştur. Fakat cezanın bütün sınıfa veriliyor olması öğretmenin sınıf içerisindeki pozisyonunu, öğrencilerin gözündeki güvenilirliğini dolayısıyla bundan sonraki sınıf yönetimi gücünü de öğretmenin elinden alan bir ceza olacaktır. Ayrıca böyle bir ödev vermeye sebep olan öğrencinin durumunu düşünün. Bütün sınıfın artık nefret ettiği onun yüzünden herkesin ceza aldığı bir Öğrenci durumuna düşecek. Ders bittikten sonra teneffüste ve ondan sonraki derslerde bütün sınıfın tavır koyduğu, ona kızdığı, içten içe ona söylendiği bir öğrenciden böyle bir cezayı almasına sebep olan yanlış davranışı düzeltmesini de bekleyemezsiniz. Çünkü onu aslında büyük bir çukurun ve açmazın içine atmıştır artık öğretmen. Artık bir öğrenilmiş çaresizliğe doğru öğrenci gidecektir doğal olarak. Peki bunun yerine ne yapmalı? Sınıfta öğretmen sorun yaşadığı bir öğrenciyle Problemi başkalarını işin içine katmadan ikili bir diyalogla çözmeye çalışmalı. Burada öğretmenin diğer öğrencilerin gözünde adil olmayan bir kişi pozisyonuna düşmesine sebep olacak hiçbir şeyi yapmaması gerekir öğretmenin. Öğretmenlerin öğrencilerine söylememesi gereken sözlerden dokuzuncusu kimler anlamadı. Bu soru maalesef biz öğretmenler tarafından dersi anlattıktan sonra çokça bir geri dönüt alma mekanizması olarak kullanılıyor. Fakat bu sorunun alt anlamlarını biraz inceleyelim. Soru sorulduğunda öğrencilerin parmak kaldırarak ben anlamadım. Başkaları anladı ama ben anlayamayan birisiyim gibi bir tavır içerisine girmesi, böyle bir cesaret göstermesini beklemek aslında çok da gerçekçi değil. Ayrıca sınıfta anlayanlar olduğu gibi anlatılmasına rağmen anlamayanlar olduğunu da veya kimlerin anlamadığını da ifşa etmenin de aslında çok fazla bir anlamı yok ve biz kalkan parmakların belki medeni cesaret göstererek anlamayanlar olduğunu bilebiliriz ama parmak kaldırmayanlar arasında anlamayanlar olup olmadığını da hiçbir zaman bilemeyiz. Tabii bu sorunun gerçekten anlamlı bir soru olabilmesi için öğretmenin anlamayanlar için bir planının olması gerekir. Yani anlamayanları gördüğü zaman ne yapacağını bunu bir etkinlikle bir çalışma kağıdıyla veya herhangi bir başka e, strateji yöntemle çözüp çözmeyeceğini karar vermiş olması gerekir. Eğer böyle bir şey yoksa öğretmenin, böyle bir planı yoksa e, bu soruyu sormasının da aslında çok fazla bir anlamı yok. Peki bunun yerine ne yapmalı? E, bu soruyu sormadan da öğrencilerin anlatılan şeyleri anlayıp anlamadıklarını e, ölçebilir öğretmen. Basit sorular sorarak e, öğrencilerle sohbet ederek, onların konu hakkındaki yorumlarını isteyerek anlama düzeylerini ölçebilir ve Az önce bahsettiğimiz bu kelimeden yani anlamayan var mı kelimesinden belki çok daha sağlıklı bir şekilde anlayabilir sınıfın durumunu. Onuncu ve bu videoda da sonuncu sözümüz sen ödevini unuttuysan ben de seni unuttum sözü. Özellikle küçük sınıflarda ilkokul öğretmenlerinin maalesef sıkça kullandıkları bir söz. Bu söz biraz ailelerde annelerin anne deme bana ben artık senin annen değilim gibi e, duygusal anlamda Öğrenciye ağır gelen sözler gibi bir söz aslında sen ödevini unuttuysan ben de seni unuttum sözü. Her şeyden önce öğrenciler için unutmanın bir suç olmadığını, bir kabaat olmadığını bizim öğrencilere, çocuklarımıza, yavrularımıza anlatmamız lazım. Çünkü unutmak gerçekten bir suç değil. Yapmamak bir kabaat olabilir. Kasıtlı olarak ödevi getirmemek bir kabahat olabilir. Fakat unutmak bir suç değil. Dünya hayatında Allah kulunu işledikleri günaha rağmen unutmuyor, onlara rızık veriyorken öğretmenin ben seni unuttum artık tarzı, sözleri, duygusal anlamda öğrenciye tavır koyduğu sözleri söylememesi gerekir. Bir de bu duruma başka bir açıdan bakalım. Öğrenciye ben de seni unuttum dediğimiz zaman acaba gerçekten onu unutabilecek miyiz? Yoksa bir ders sonra, iki ders sonra veya ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi ilişkilerimize devam mı edeceğiz? elbette devam edeceğiz. Yani öğrenciyi gerçekten unutma gibi bir imkanımız yok. Böyle bir hakkımız da yok. O zaman ne olacak? Öğrenciler öğretmenlerin söyledikleri sözün bir anlamı ve arkası olmadığını, ne söylerlerse söylesinler bir şeyin değişmeyeceğini anladıkları andan itibaren sınıf içerisindeki öğretmen-öğrenci ilişkisi bozulmaya yüz tutacaktır. Bu bizim aslında toplum olarak büyük bir problem alanımız. Küçüklükten itibaren çocuklarımıza verdiğimiz sözlerin aslında bir anlamı olmadığı, söylediğimiz sözlerin bir anlamının olmadığını öğreterek yetiştiriyoruz ve bu bizim hem sınıf yönetimimize hem ikili ilişkilerimize ve hem de hayat boyu sorumluluklarımıza yansıyor. Bunun kapısını da böyle ufak sözlerle Açtığımızın maalesef farkına varamıyoruz. Böylece öğretmenlerin öğrencilere söylememesi gereken Sözler serimizin ilk videosunu 10 sözle tamamlamış olduk. Muhtemelen bundan sonra başka bir veya iki video daha çekeceğiz. Bu konuyla ilgili kitap hediyesi konusuna tekrar geri gelelim. Bu videoyu izleyen, kanalımıza abone olan, videoyu beğenen ve videonun altına çekilişe katılmak istiyorum yazan kişiler arasında yapacağımız çekilişle Ekin yayınlarından çıkan Şefik Sevim'in Çocuk Eğitimi ve Aile isimli kitabını hediye edeceğiz inşallah. Bugün günlerden Perşembe 14 Ekim. Bir hafta süre boyunca çekilişe katılabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yani 21 Ekim Perşembe saat 18'de inşallah başvuruları kapatırız. Çekilişimizi yaparız ve hediye kitabımızı bir tarihli izleyip takipçimize göndeririz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah sözlerinizde doğrudan istikametten ayırmasın öğrencilerle olan ilişkilerimizde bizleri hatadan muhafaza eylesin Allah'a emanet olun hoşçakalın